Evet, mikrodalgalar deneyleriyle devam ediyoruz. Burada mikrodalgalarının radar olarak kullanılma prensibini açıklıyoruz. Şimdi burada yine bir mikrodalga üreticimiz var. Bu üreticimizi biz burada yansıyan bir yüzeye gönderiyoruz. Tamam mı? Normalde bu biz hız radarlarında nedir? Oradaki radar arabaları gördüğünde belli bir şey ölçüyor ve oradaki hızları ölçüyor. Biz burada mikrodalga, şimdi şöyle normalde, şimdi biz buradaki alıcımıza bakıyoruz, belli bir değer okuyor değil mi? Çünkü yansıdığı için okuyor. Şimdi biz buraya çevirirsek herhangi bir değer okumaz. Çünkü herhangi bir mikrodalga gelmiyor oradan. Biz buradan ne olduğunu biliyoruz. Şurada bir yansıtıcı yüzey olduğu için burada mikrodalgalar da bu şekilde yansıp geliyor. E tabi radarlarda ne oluyor? Tabi burada bir zaman saat senkron şekilde oluyor. Sen mikrodalgayı gönderdiğin anda zamanı tutuyorsun ve senin dedektörüne geri geldiğindeki zamanı ölçtüğünde mikrodalgaların da elektromanyetik dalga olduğunu biliyoruz. X eşittir V çarpı T'den, yani burada V'yi mikrodalga için ışık hızı alıyoruz. Orada süreyi de bildiğin için buradaki mesafeyi ölçebilirsin. Mesafeyi ölçtüğünde diyelim ki araba veya cisim hareket ettiğinde ondan belli bir süre sonraki mesafeyi tekrar ölçersen oradaki hareket ne kadar hareket ediyorsa o cismin hızını bulabilirsin. Çünkü süreyi biliyorsun, mesafeyi biliyorsun. Yine x eşittir v çarpı t'den bulabilirsin. Tabii bunun ölçtüğünüz cismin metal olması önemli. Eğer siz diyelim ki başka bir, hadi şöyle bir kitap düşünürsek, bu herhangi bir yansıtma özelliği olmayacağı için buradan herhangi bir mikrodalga şeyini ölçmeyeceğiz, gelen mikrodalga. O yüzden radarların da prensibi böyle arkadaşlar. Mikrodalgalar radar olarak da kullanılabilir.